Değerli Kova burcu arkadaşlarım, hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bir cumartesiden bir cumartesiye. Gününüz kutlu olsun. 25 Kasım 1 Aralık dönemi Kova burçlarını neler bekliyor? Tek tek yorumlamaya çalışacağım hayırlısıyla. Şimdi geçim derdiyle uğraştığımız, geçim sıkıntısını iyileştirmeye çalıştığımız bir hafta. Tüm kovalara kolaylıklar diliyorum. Arkadaşlar, Taha suresi 82. ayet der ki: "Bununla beraber şüphe yok ki ben tevbe eden ve iman edip salih işler yapan, sonra da doğru giden kimse için çok bağışlayıcıyımdır" der. Bir şeylerin kabul olduğu ve her şeyin önüne geçeceğiniz, gerçekten iyilik ve güzelliğin hayatınıza dolacağı bir haftadan söz ediyorum. Bir yerden bir yere taşınma olabilir, bir yerlere gidiş olabilir. Ne olursa olsun hayatınıza güzelliklerin, iyiliklerin dolacağı bir haftadan söz ediyorum. Evet, evladınız varsa evladınızla ilgili bir şeyler canlanacak, bir şeyleri yoluna koyacaksınız. Belki de ümit ettiğiniz, etmediğiniz yerlerden rızıklar temin edeceksiniz. Bilgeliğinizin arttığı, yeniden bir doğuş yaşayacağınız, kendinizle ilgili düzenlemelerin olduğu ve sıkıntılı süreçlerin sona erdiği, belki bir konuyla ilgili çok üzerinize gelindi, iş yerinde ya da evinizle ilgili bazı problemler yaşadınız, ailenizle ilgili bazı problemler yaşadınız. Bunların en aza indiği haftalardan birini yaşayacaksınız. Bereket akışı var ve sizinle uğraşanların, sizinle ilgili kötü söz söyleyebilir, kötü düşünenlerin sizden uzaklaşıp kaçtıkları bir hafta olacak, bunu bilin. Ve bazı olaylar, bakın, değişiklik gösterebilir. Yani her kovada aynı olmayabilir ama bir gayret, bir bereket ve bir hareketin olduğu bir dönemden geçiyorsunuz. Güç işleri halledeceğiniz, içgüdülerinize göre değerlendireceğiniz bir dönem. İçgüdüler ve algılar oldukça açık arkadaşlar. Olumlu sonuçlar doğuran başlangıçlar yapabilirsiniz. Maddi kazanç ve yetenek gerektiren işlerde çok iyi olacaksınız. Yalnız sabır etmeniz gerekiyor. Ayetten de anlaşıldığı üzere bir şeyler için iyi işler yapmanız lazım. Yeteneğinizi ön plana çıkaracak, iyiliği hayatınıza çekecek olaylar var. Ben girişeceğiniz işlerde zaferin müjdesini görüyorum. Bir şeyler zaferle sonuçlanacak ve pek çok kova burcu arkadaşım özellikle yin ve yang dengesini yerine oturtacaklar. Yani iyi ve kötünün, iç dünyanızdaki ve dış dünyadaki bütünleşmenin bir olduğu, içinizde ne varsa dış dünyaya yansıyacağı, dış dünyadan da yardım destek göreceğiniz, kendinize ait bir oluşum yaratacağınız, diyelim ki öyle güzel bir dünya yarattınız ki güzel düşündüğünüz güzel şeyler oldu. Bence düşünce ve hümanizmanın ön planda olduğu tam da size yakışan bir hafta sevgili kova burçları. Şimdi kova demek hümanizm demek ve telepati yeteneği demek, elektronik cihazlar, yenilikler, her türlü yeniliği zihninizde yapacaksınız. Yeni akımlara gireceksiniz ve pembe bir hayaliniz gerçek olacak. Bir hayaliniz gerçek olmak üzere, onu lütfen bırakmayın. Hasta iseniz canlılığın geleceği, yani bir hasta birisi varsa iyileşiyor. Yani eski durumuna gelebilir arkadaşlar. Aynı zamanda niyetleriniz çok açık ve rahat ifade edilecek. Yalnız kadın erkek ilişkilerinde bir uyanış yaşayacaksınız. Küslük varsa barış olacak. Bir alo, bir merhaba sizi ışık ve sevgiyle boğacak. Gerçekten ışık enerjisi çok yoğun. Uyanış yaşayacaksınız. Haberlerin geldiğini görüyorum. Bir uyanış yaşama, bir haber ya da sabah saatlerinde alınacak sevinçli bir telefon sizi
gerçekten berekete, iyiliğe ve güzelliğe taşıyacak. Dönüşüm çok iyi. Neyi dönüştüreceksin? Hastalıktan şifaya dönüşüm var. Dar alandan geniş bir alana, hassas ve alıngan bir kalpten daha hoşgörülü bir yüreğe doğru, daha sevecen bir yüreğe doğru, daha dengeli bir ilişkiye doğru iyi haberler var. Bunlar senin yenilenme ve dönüşüm enerjini hayata katıyor. Dışarıda sert görünümünün içinde aslında iyi niyet taşıyan birini görüyorum. Ya bu sensin ya da sevdiğin kişi. Yani sert görünümü olabilir, güçlü gözükebilir ama senin sevgine ve şefkatine muhtaç biri var. Ya da sen bu aralar biraz güç kazanmak istiyorsun, birilerinin onayını almak istiyorsun. Kozmik ışıma net olarak gözüküyor. Kozmik dünyadan gelen ışın, yani yıldızlardan gelen ışın, sana cesur bir sevgili ve saflıkla başlayan yeni bir aşkı taşıyacak. Yenilenme var, işte de yenilenme var. Aynı zamanda yoksulluğu yeneceksin. Yoksullukla ilgili ne çalıştıysan çabanın karşılığını alacaksın. Güçlü karakterinle yeni bir işe girebilirsin. Yeni bir oluşumu yaratabilirsin. Yaşama arzusu, sevinç ve iyilikle ilerlediğin bir dönemden geçiyor olacaksın. Yalnız biraz sinirli ve gergin gözüküyorsun. Bunu yenmen gerekiyor. Aynı zamanda bir kredi alma, bir borç ödeme, maddi durumu düzeltmeye de çok ihtiyacın var. Şimdi maddi bazı sıkıntılar kova burçlarında zorlanmaya yol açmış. Parayı yetiştirememe olabilir, bir hayat mücadelesinde yorgunluk olabilir, aile fertleriyle çatışma olabilir. Hep bunlar parasızlıktan olmuş. Korkma, akış başlamış ve maddi manevi her türlü ilerleyeceğini ve de bence gayet güzel bir dönemden geçmiş olacaksın. Maddi manevi içine kapandığın, sıkıntılı olduğun bir konuyla ilgili çok güzel işler yaşayacağını, kendinle ilgili yenilenmelerin çok güzel bir konuma geleceğini net olarak söyleyebilirim. Şimdi kova burçları 25 Kasım 1 Aralık döneminde zikrinizi vermek istiyorum. Ya Malikel Mülk, 212'dir tekrar sayısı, videonun altına yazacağım. Mülkün ebedi sahibi Allah'tır anlamındadır. Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan sözünü hatırlatmak istiyorum. Olsun, akış biraz daralmış ama genişleme olacak. Yurt içi yurt dışı yolları da açık. Zikrinizi çekin, Allah'ınıza şükredin, gerisi gelecektir. Güzel, yüreğinizden öpüyorum. Beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen.